Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ'asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâleh ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil el nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevvic vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, el-Ashab, etbaları Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eşeddüküm men galebe nefsehu indel gadab. Evet, sizin en kuvvetliniz kim? Öfkelendiği zaman öfkesini tutan adamdır. Biliyorsunuz öfke duygusal bir harekettir. Bizi insan yapan aklımızdır. Hayvanlardan farkımız aklımızda. Öfke geldi mi akıl gider ve hayvandan da beter işler yapmaya kalkarız. Belhüm adal diyor Kur'an-ı Kerim'de zaten. Hayvandan da o zavallı günah işleme şeysi yok ki. Ama sen o şeyle günah işlemeye de gidiyorsun, hayvandan aşağı alıyorsun. Öfke gelince bu hiçbir şey söylüyor, kızmış adama. Dinini, imanını Allah korusun. Aman ya Rabbi. Kitabını, sülaleni, sakalını, sarını sayırmış. Böyle adamlar karşılaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben de çok karşılaştım. Evet. Dine seven adam dinden çıkar. Dinden çıkınca nikah da gider. Müslümanlara söylüyoruz. Kitap Kur'an'dır. Kitaba seven adam da dinden çıkar. Ezana seven adam ne bu eşek anırı gibi dese, ezan İslam'ın özüdür, dinin özüdür, tevhid inancının özüdür, dinden çıkar. Ama bunları bilmiyor herif, kafası kızmış karısına veya komşusuna veya oğluna kızına hay şu filan demiş veya müezzine kızmış. Müezzin de insandır, yanlışı olabilir, olmaması lazım ama İmama kızmış, öküz gibi anırıyor filan, Allah korusun. Öyleleri var biliyorsunuz. Evet, biz dinde zorlama yok da ama böyle adamlar oluyor. Biz onlara bir şey demeyin diyoruz, bak ayeti var ama onlar Müslümana hakir görüyor, seviyor, bir şeyler yapıyor. Olmaması lazım, medeni bir insan inananlara saygı duyması lazım. Maalesef insanlar aynı şeye bilince sahip olmuyorlar. Öyle söyleyince evet, sülalemiz kim bizim? Adem Aleyhisselam'dan geldik. Sülalemizde hep peygamberler yok mu? Sülale diye sövdün mü nerelere gider o? Düşünsene sen, ama herif öfkelenmiş. Hiç bunlar düşünceyi düşünür mü? Hanımını kaçırmış. Babası vermem demiş. Kızı kaçırmış, evlenmiş, kafası kızmış, basıyor küfrü, dine, imana.
Ya sen kaçırmadın mı kızı? Niye söylüyorsun? 9 talakla boşadım filan diye ağzına ne geze söylemiş. Çok var böyle. Size gelmiyor da biz çok iyi biliyoruz. Günde 3-4 defa beni boşuyor diyor. Ben ne yapayım onu? Bana niye telefon ediyorsun canım? Oyuncak mı ya bu evlenmek, boşanmak işleri? Hiç haberi yok adamın. Öğrenmemiş, sormamış. Kafası kızdı, ilk sözü diyor, seni boşadım diyor. Bu oyuncak değil ki. Evlenmenin şakası yoktur diyor Peygamberimiz. Boşanmanın da şakası yoktur diyor. Peygamberin hadisi var. Ciddisi de şakası da aynıdır. Kafam kızdı söyledim mi? Nikah gitti arkadaş. Ondan sonra bana niye soruyorsun? Nikah gitti. Bu işler öyle şaka mı? Hiç öğrenmemiş. Şimdi böyle çok aileler var. Çok. Dine seven, Allah'a seven, peygambere seven. Dinden çıkar, dinden çıkanın nikah kalmaz dedim ben televizyonda. Teyze 55 yaşındayım. 30 senelik evliyim oğlum. Benim herif günde 3-4 defa söver diyor. Ne yapacağız şimdi? İşte ne kadar karışık görüyor musunuz? Ondan sonra o aileden doğan çocuk işe yarar mı ya? Devlete anarşist olur ya. Devleti uğraştırır. Doğru dürüst adam olur mu? Çünkü dini peygamberi sövmüş hala çocuk yapıyor. Kaç defa. Bunu söylüyor ya adam. Allah korusun. Bunları öğrenmek lazım. Ağzını tutmak lazım. Evet ne güzel söylüyor. Bir söz sarf ediyorsun cehennemin dibine buluyorsun. Dine sövdün mü dinden çıkıyorsun. Karın almışsın kaçırmışsın. Başadım ulan sen diyorsun öfkeyle. Yuvayı yıkıyorsun arkadaş. Oyuncak mı ya bu? Şu diline hakim olsana. Bu neden oldu? Ama öfkelendim. Aha. Pehlivan kime derler? Güçlü adam öfkelendiği zaman öfkesini tutabilendir diyor peygamberimiz. Sizin diyor eşeddüküm, sizin en kuvvetliniz, güçlünüz ağır güreşçi değil, ağır sıklet boks şampiyonu değil. Men galebe nefsehu indel gadab, öfkelendiği zaman öfkesini tutmasını bilen, ağzından çıkanı kulağı duyabilen adamdır. Evet, şimdi örnekleri var. Biliyorsunuz Hazreti Ömer son derece sert bir adam. Ama Allah için sert. Bu bir huydur. Hazreti Ebu Bekir son derece yumuşak bir adam. Bu bir huydur, karakterdir. Hazreti Ömer eskiden de müşrikken de pehlivanmış, güreşmiş, güçlü bir yapısı var. Dört köşe bir adammış. Yıkamazlarmış. Son derece de katı, sert bir adammış. Herkes korkuyor. Eskiden beri böyle. İslam'a girdikten sonra o sertlik din adına oluyor. Biri demiş ki Allah'tan kork Ömer, adaletle hükmet. Çünkü insanoğlu biliyorsunuz kendi menfaatine dokundun mu bağırıyor. Herkes kendi çıkarını adalete uygun görüyor. Halbuki o hakim ne senden ne ondan. Kanunda ne varsa onu söyleyecek. Hazreti Ömer de Kur'an'da ne varsa sen demiş haksızsın. Allah'tan kork Ömer, adaletle hükmet demiş. Adaletle hükmetmiyorsun, zalimsin. Hazreti Ömer'in yüzü bir kızarmış, bir sararmış. Orada biri demiş ki evet. Ya Ömer, ya Emiral Müminin demiş. Allah-u Teala'nın ne buyurduğunu işitmedin mi? Ömer durmuş. Hudil af, affet. Ve'mur bil marufi, maruf ile emret. Ve arid anil cahilin, cahillerden uyma cahillere. Bu adam cahil. Sen adaletle hükmettin ama menfaatine gelmediği için sana böyle söyledi. Ömer onu hemen halledecek. Sert bir adam ya. Öyle deyince evet. Su kaynamıştı ama diyor.
şimdi soğudu diyor. Ayeti duyunca şimdi soğudu diyor. Tamam hadi gittim, hiçbir şey söylememiş. Şimdi böyle kafa kızdığı zaman seni uyaracak bir adam lazım. İnsanız, kızıyoruz ya. Yani gelip gelip ekşiyor bazıları. Bir, iki, falan dur. İşte o zaman bir dakika. Bu nerede? Evde lazım. Mahallede lazım. Dairede lazım. İş yerinde lazım. Haçta çok lazım. Çünkü biliyorsunuz helal parayla Allah rızası için haç usullerine riayet ederek bir haç yaptın mı? Anadan doğma gibi günahtan kurtuluyorsun. Peygamber öyle söylüyor. Raca akeyevme veledetü ümmü. Anasından doğduğu gün tertemiz döner gelir. Şeytan bizim düşmanımız, takılıyor peşine. Hacıların o şeyi alacak elinden. Temizletmeyecek, affa uğratmayacak, haccını elinden alacak. Onun için bakıyorsun kuzu gibi adam haç yolunda ağızdan kesiliyor. Barut fıçısı. Şeytan dürtüyor. O zaman arkadaşı iyi seç. Bir dakika Hacı Mehmet ya, ne yapıyorsun sen? Dur. Ağzından bir şeyler çıkacak belli. Hemen sana yardım edecek bir adam lazım. Bak Hazreti Ömer neredeyse yüzü kızarmış. Bir ara sararmış. Adaletle hükmetmiş ama öbür adam cahil adam. Adalet yap ya Ömer demiş. Bana zulmediyorsun. Dersini verecek ama. Arkadaş demiş ki ve ariz anil cahilin, Allah cahillerden yüz çevir dedi. Ömer bunu bilmiyorsun. Su kaynadıydı ama soğudu demiş. Sana da böyle bir hatırlatacak arkadaş lazım. Güzel bir insan. Evet. Şimdi senin arkadaşın hanımın. Hanımın arkadaşı sen. Canın sıkkın. Başaramamışsın. Moralini bozacak şeyler olmuş. Hanım bir şey söylüyor. Barut gibi çıkıyor. Adamın çünkü içinde bir şeyler var. Fırtınalar var. Üzüntüler var. Birikim var. O zaman hanım geri çekilecek. Ya kabahatim ne? Niye böyle bağırıyorsun? Demeyecek. Normal insanın yaptığı şey değil bu. Birden patlıyor. O zaman fedakarlık yapacak hanım. Tam tersi, sen haklısın ama hanım kurmuşlar onu. Şu ya bu kimse şöyle diyorsun falan diyor. Hemen o zaman kanatları indireceksin. Tamam hanım sen haklısın ya. Çünkü o kızgın, öfkeli, mantığı çalışmıyor. Anormal bir tepki gösterince anlayacaksın. Öfkeli bu diye. Öfkeli adamla konuşulmaz ki. Kanatları indireceksin. Sen yumuşayacaksın. İki taraflı da böyle. Ortağın da böyle. Dairen de böyle. Evet. Yani ben polislere çok şey derim, acırım. Zil zurna sarhoş. Görüyoruz. Niye durduruyorsun beni diyor. Gidecek nereye? Senin için durduruyor ya trafik polisi. Bir de küfrediyor. Orada kaba, dumanlı. Beyefendi, ne beyefendisi lan, sarhoşun teki lan. Yine de beyefendi, beyefendi. Bir zamanda çok hala şey derim. Yolu kestiler bu homoseksüeller. Ana yolu, otobanı kestiler. Eylem yapıyorlar. Haklarımı soğuyor. Neden ne böyle normal bir şey değil ki bu. İnsanlığa sığmaz bir durum. Homoseksüellik. Allah'ın yarattığına ters bir şey. Ses getirecekler güya. Polis geliyor. Beyefendi. Ne beyefendisi lan? Böyle beyefendi mi olur lan? Yani ben onlara yok. İyi sabırlılar yani. İyi sabırlılar. Evet ama öfkeni yutmak güzel bir şey. Şimdi gidiyorsun sabahleyin. Adam sol şeride geçmiş. Uçağa yetişeceksin, hastaneye yetişeceksin, okula yetişeceksin falan. Her yanına hanımla oturmuş kıkır 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 kırkla otuzla gidiyor. Ya ağır gideceksen sağ şeride gitsene. Korna çaldım. Diyor sen kimsin lan diyor. Bir de ağzını bozuyor. Buna da mı kızmayacağız hocam? Evet kızmayacağız.
Kızarsak çünkü biz de aynı duruma ineriz. Kur'an-ı Kerim'de öyle. Evet, Allah'ın has kulları yemşûne alel adı hevnen, sakin sakin yürürler. Ve izâ hâtabahumul cahilûne kâlû selâme, selam der geçerler. Bunlar Allah'ın has kullarıdır. Öfkesini yenen adam dert dertlik mümindir. Kafa çalıştığı zaman zaten yanlış yapmazsın. O iyi kötü ayırma melekesi. Ama öfke geldiği zaman bu çalışmıyor. Her türlü pislik çıkıyor ağzından, elinden. Evet, halis kul oluyorsun. Allah'ın sevdiği kul. Öfkeni yenersen. Vel kazimin el gayz. Kin, öfkeyi yutanlar. Allah tarafından övülüyor. Peygamber de en kuvvetli, güçlü adam budur. Zor bir iş bu. Bu zoru başaran baş mümin olur tabii. Zor bir iş. Evet. İmam-ı Azam Hazretleri daha evvel söyledik, yine söyleyelim. Namazı ona göre kılıyoruz da sık sık ondan misal veriyorum. Ders anlatıyor. İnsan tabii her şeyi bilemez ki. Hepimizin yanlış olduğu yerler vardır. Hasan Basri Hazretleri var. Büyük evliya, tabiundan. Çok seviyor halk onu. Öyle güzel bir insan. Onu hayranlarından birisi ders dinliyormuş. İmam-ı Azam da Hasan hata etti deyince, ey veled-i zina, sen mi diyorsun Hasan etti? Veled-i zina diyor İmam-ı Azam'a. Evet, adam öfkelenmiş. Hiç kızmıyor İmam-ı Azam. Büyük imamlık bu işte, büyük insanlık bu. Vallahi diyor, ben bu meseleyi 20 senedir araştırıyorum, düşünüyorum. Hasan hata etti. Hiç ama gayet normal. Yüzü kızarmıyor, sararmıyor, titremiyor. Gayet serin kanlılıkla. Güzel Müslüman böyle olur. Bu adam güçlü adam. Öfkesini yenmesini bildi. Allah'ın ayetine uygun hareket etti. Peygamberin bu hadisine uygun hareket etti. Biz de bu öfke konusunda çok var misaller, çok var, çok. Evet. Şimdi tabii bu zor iş dedik ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Namaz kılıyor ya. Çölden adam gelmiş. Eteğini tutmuş. Muhammed demiş, Allah'la işini sonu gör. Ben çölden geldim. Benim işim acele. Benim şu işim var, gör. Böyle sarsıyor peygamberimizi. Onu sevenler, uğruna ölenler koşmuşlar. Herifi diri diri yiyecekler. Yapılır mı ya bu? Namaz kılıyor ya. Mübarek namazı selam vermiş. Bozmak zor zaten, yıkacak herif, öyle sallıyormuş ki. Durun demiş, durun. Ne istiyorsun oğlum demiş. Benim şu şu işim var. Tamam demiş. Onu görmüş gelmiş. Namazını bir daha kılmış. Bu serin kanlılık, bu öfkeyi yutmak peygamberin huyu. Sen de böyle yutarsan onun yanına gideceksin. Onun divat hamsancığı altında toplananlardan olacaksın. Zor bir iş çünkü başarmak. Başarmaya azmeteceksin, öyle diyor. İnsanların en kuvvetlisi öfkelendiği zaman, öfke sırasında öfkesinin gereğini yapmayandır. Evet. Ve ahlemekum men afa ba'del kudre. Evet. Eline imkan geçtikten sonra affetmesini bilen adam en halim adamdır. Allah'ın bir adı Afuvun Kerim değil mi? Gaffaruz Zünub değil mi? Erhamur Rahim'in değil mi? Bir adı da ne? Halim. O kadar Allah'a isyan edenler var yeryüzünde. Naratı herif. Ama Allah yine güneşini kesmiyor. Ayını kesmiyor. Yağmuru kesmiyor. Yine veriyor. Ne kadar halim. Evet, ne kadar halim. Peygamberlerden birisi kafirleri demiş, yakacaktın, niye yarattın? Madem yaratma. Şimdi de serbest. İmtihan dünyası bu. Allah'ın işi bu.
dünyayı gönderiyor. Akıl ona da vermiş, sana da vermiş. Kitap göndermiş, peygamber göndermiş. Bak etrafına demiş, ben yarattım, ben varım. Ama herif oralı değil. Reddediyor. Ama onun rızkını kesmiyor. Neden diyor yaratıyorum filan? Peygamber uyumuş, beni İsrail'den bir peygamber bu. Uyumuş, karınca ısırmış. Uykuda hemen kalkmış, karıncayı görmüş, ezmeye kalkmış. Cenab-ı Hak demiş ki, ya bir karınca ısırdı, hemen öldürmeye, ezmeye kalkıyorsun ya. Ben demiş, hiç kafirlere bir şey yapıyor mu bak? Yani Allah halim. Halim, yani demek istiyoruz ki, Peygamberimizin sözü var. Tehallaku bi ahlakillahi. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah halim, kızmıyor, gazap etmiyor. Evet. Yoksa yeryüzünde bir tane canlı kalmaz. Halim olduğu için öfkesini tutan adam, öfkesini tutmasını bilen adam Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Ahlaklanmış olur. Şimdi vaktiyle neler yapmış, neler yapmış. Sonra yüksek mevkilere gelmiş, intikam alabilir. O zaman diyor işte, affetmesini bilen adam halim adamdır. Bunu yap, imkan eline geçtiği halde yapmıyor. Evet, evvelce sana neler yapmış herif? Allah da sana yürü kulum demiş, zengin olmuşsun. O da zor durumda. Zırnık vermem. O bana neler yaptı? Deme. Deme. Yap iyiliği, at denize. Balık bilmezse Halik bilir. Bu güzel, bu muazzam bir şey. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Ahmet Paşa var efendim. Ahmet Paşa Fatih döneminde. Fatih'in de şeysi, hısımı, damatları oluyor herhalde. Ama Fatih öyle şakası yok. Adaletli, kanunu uygulayan bir hükümdar. Bir şeyler karıştırmış, hemen atmış içeriye. Paşa bu öyle taputluğa şey demez ki. O soğuk odalara, o kuru ekmeğiyle çok şey etmiş, Fatih'e bir arıza yazmış Ahmet Paşa. Ayeti vel kazim minel gayze, bak affet beni. Evet, vacibi taaladır mücibü sailin. Ayet celilede kinini, öfkesini yutanlar mübarek insanlardı dedi. Sen de beni affet diye bir, aynı Hazreti Ömer gibi, su kaynadıydı soğudu demiş o da. Çıkarın şu keratayı demiş. Öfkesini yutmak. Evet. Yapabilecekken öfkesini yutmak en güçlü adam olmak demektir. Aklını kullanmak. Kullanan adam da yanlış iş yapmaz. Aklı selim. Öfkeden, kinden, hasetten, gururdan arınmış akıl. Bahsettiğimiz akıl. Ebu Cehil de dahiydi. Ebu Leheb de dahiydi. Ama inanamadılar. Akıl doğruyu gören meleke. Neden? Kibirleri, hasetleri akıllarını örttü. Gazapları örttü. Ben diyor 400-500 kişi besliyorum diyor. Ben vermesem acından ölür bunlar. Yani ben şimdi bunlarla eşit bulacağım diyor Ebu Cehil. Peygamberimiz diyor ki, siyahın beyaza üstünlüğü yok. Zenginin fakire üstünlüğü yok. Üstünlük ahlak güzelliğiyle, iman güzelliğiyle olur diyor ya, ayet bu ya. İnne akramakum indallah. Olmaz diyor böyle şey. Ben besliyorum onları diyor. Ben onlarla eşit olmam. Öfke. Durmadan herkes peygamberimizin etrafında kümeleniyor. O ne kadar alışmış zengin etrafında arzu hürmetlerim dedirmeye. Peygamber etrafında diyor, hasedinden çatlıyor. Evet, bu duygular onun aklını örttüğü için onun dehası ona yaramamış. Ebu Leheb de peygamberim ben amca, bana kabul et dediği zaman ne yani demiş, ne?
Ben seni demiş dizimde yepeşliği yepeşliği büyüttüm. Ben sana peygamber de inanacağım ama hayır demiş, olmaz. Kibirinden. O da kibirli, o da bir duygudur. Aklını örtmüş. İlâ cehenneme zümera tebbet yedâ ebî leheb. Gördünüz mü? Evet, gerçekten en güçlü adam, zor bir iş bu. Yapabilecekken kendini tutması, affetmesi. Evet, insanların en kuvvetlisi öfkelendiği zaman öfkesine hakim olması buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hadisi Müslim Hazreti Ali'den nakletmiş. Hazreti Ali yatırmış herifi, Yahudi'yi, harpte tam kılıcı kafasını doğrayacak, puh demiş Hazreti Ali'ye, kılıcı çekilmiş. Çünkü tükürdü mü öfkelenmiş. Daha evvel onu harpte Allah için cihat ederek yere yatırmış, halledecek, puh deyince çekilmiş, kılıcını da çekmiş. Niye çektin demiş, işini bitirecektim tam. Evvelce Allah için öldürecektim demiş. Şimdi demiş nefsini korumak için öldüreceğim. Çünkü tükürdün, nefsim galeyana geldi. Şuna bak, görüyor musunuz? Şimdi demiş nefsim için öldüreceğim, olmaz demiş. Öldürmemiş. Adam hayran olmuş tabii buna. İşte insanın en güçlüsü, en güçlüsü budur. Öfkelendiği zaman öfkesini yutabilen, öfkesine hakim olabilen. Deylemi keza hadis-i şerif nakletmiş.